Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz, İsmail Ahnet'te İsmaila Fıkıh Kurulu Başkanı Hüsamettin Vandoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah razı olsun. Ramazan-ı Şerif'le ilgili mühim soruları hocamıza soracağız burada. Hocam müsaadenizle ilk sorumuzdan başlıyorum. Şimdi bir kardeşimiz şöyle soruyor. Ramazan'da lokanta, kafe ve benzeri dükkanların gündüz vakti açılması caiz midir? Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ramazan'da fetvada da kardeşlerimizin çokça muhatap oldukları sorulardan biri bu. Evet. Eskiden böyle şeyler çok olmazdı. Ama günümüzde demek ki çoğaldı. Kardeşlerimiz bu soruları soruyorlar. Yani Ramazan ayı içerisinde lokantası var adam, işletmeye devam ediyor. Ve maalesef insanlar da gelip yemek yiyorlar. Kafedir, şudur budur. Bu şekilde yerlere, yani gıdaya, yenilecek içilecek şeylere taalluk eden mekanları Ramazan ayı içerisinde, yani gündüz vakti açık bulundurmak caiz olur mu olmaz mı? Sorunuz bu. Bu eskiden sorulmayan bir soruydu. Yakın zamanda çokça sorulan bir soru oldu. Öncelikle şunu ifade edelim. Elhamdülillah, Rabbime şükürler olsun ki Allah Teala bizleri içi bereket dolu olan bir Ramazan ayına yine ulaştırdı. Bu muazzam ve mükemmel bir şey. İçerisinde bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi var. Burada kardeşlerimize Kadir Gecesi konusunda tavsiyemiz şudur. Evvela onu yapalım. O Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu belli değil. Evet. Son 10 gün içerisinde olduğu ve şu anda Kadir Gecesi diye sayılan günün ağırlıklı olduğu ifade edilmekte. Evet. Ama bir başka gün de olabilir bu ihtimal. Evet. Dolayısıyla Ramazan ayı girdiği andan itibaren eğer siz her gecesini Kadir Gecesi gibi sayıp hakikaten ibadet ve zikirle geçirecek olursanız o bin anda aydan hayırlı olan geceyi kesinlikle ihya etmiş olursunuz. Evet. Bu sadece kardeşlerimize değil, kendimize de bir tavsiye olsun. Önemli bir tavsiyedir bu. Bu konuda hakikaten dikkatli olalım. Soruya gelecek olursak, Ramazan günlerinde, oruç tutulan günlerde bu tür lokanta ve içeceklerin içildiği bir yeri açık tutmak elbette doğru bir şey değildir. Yani buna doğru demek mümkün değil. Artı, bizim vazifemiz el-emru bil maruf ve nehyu anil münkerdir. İyi emretmek, kötüden sakındırmaktır. Böyle yapan kardeşlerimize son derece tatlı dille, onu ifade ediyorum. Evet. Gidip ikazda, uyarıda bulunmak da vazifemizdir. Evet. İnanın bu ikazda bulunma oradaki çalışan kişinin de veyahut da o müessesenin sahibinin de vazifesidir. Yani dini konularda hassasiyeti mutlaka ortaya koymaları gerekir. Buna binaen lokanta ve emsal yerlerin Ramazan günlerinde gündüz vakti, yani orucun ihya edildiği vakitlerde, ifa edildiği vakitlerde açık tutulması dinimize uygun olan bir şey değildir. Ha, iftar vaktine yakın iftar etmek için lokantayı açabilirsiniz. Sahur vaktine kadar ve sahur da yapılmak üzere açabilirsiniz. Ama imsaktan sonra oruç başlamıştır. Dolayısıyla artık oranın açık bulundurulması diye bir şey söz konusu değildir. Bu bir. İkincisi bir de yaşadığımız dönem itibariyle paket servisler yapılmakta. O da çok sorulan sorulardan birisi. O da burayla alakalı yine. Yani paket servis yapmaya kişi Ramazan'ın gündüz vaktinde devam edebilir mi? Şimdi burada bu işi yapan kardeşlerimizin dikkate alacak oldukları şey müşteri potansiyelidir. Yani müşteri potansiyelleri hakikaten oruç tutmayanların, mesela gayrimüslimdir adam, öyle bir yerde bulunuyor. Evet. Veyahut da çocukların, kadınların çoğunlukta olduğu bir yerde bulunuyor ki bunlar kadınlar özel günlerinde oruç tutmadıkları için yiyebilirler, sipariş edebilirler. Çocuklar var veya oruç tutamayacak durumda olanlar var. Bu artık kişiye kalmış bir şeydir. Eğer gerçekten servis genelde bunlar için yapılıyorsa böyle bir servis yapmada sorun olmaz. Ama kişi biliyorsa ki benim servis yaptığım adamların hepsi bunlar yetişkin, oruç kendisine farz olan, hiçbir sorunu da olmayan adamlar, bunu biliyorsa onu da yapmasın deriz.
İhtiyatlı davranmak burada hakikaten kazanmak için ahireti önemlidir. Dolayısıyla sonuç olarak lokanta ve emsal yerler gündüz vakti Ramazan'da asla açılmamalı. Paket serviste de o servisin başında olan yani sahibi olan kişi servis yaptığı kişilerin durumlarını dikkate alarak değerlendirme yapmalıdır. Allah razı olsun. Estağfurullah. Teşekkür ederiz. Şimdi sırada bir sorumuz var hocam. Krem kullanmak orucu bozar mı? Evet. Krem kullanmak orucu bozar mı? Doğru. Evet. Bu da sorulan sorulardan birisi. Hem de çokça. Yani fetvaya gelen sorulardan, çokça gelen sorulardan birisi. Şimdi insan bedenine bir krem sürmek. Bedende herhangi bir yara yok. Evet. Sadece başka sebeplerle krem sürüyorsa, mesela kuruluk var, biraz daha kuruluk olmasın diye veya başka sebeplerle krem sürüyorsa buna bakarız. Bu krem sürmek yara yoksa hiçbir şekilde orucu bozmaz. Evet. Bu İmam-ı Azam'a göre böyledir, İmameyn'e göre de böyledir. Burada ittifak halindeler. Evet. Sadece bedende bir yara olması durumunda ve bu yara dimağda yani beynin üst tarafında başta ise veyahut da mideye ulaşacak olan bölümde ise, derinde bir yara ise ona krem sürmek orucu bozar mı bozmaz mı? Asıl tartışılan konu bu mezhep içerisinde. İmam-ı Azam diyor ki dimağa yakın, dimağ üzerinde bir yara var ve derin bir yara ise ona konulan krem dimağa ulaşır. Aynı şekilde karın bölgesinde olan da celfe, içe ulaşır. Ondan dolayı orucu bozulur. Güne gün gerekir tabii. Kefaret yok burada. Der. Bunu diyen İmam-ı Azam'dır. İmameyn'e göre ki zaten İmameyn tabii menfez olmayan. Yani tabii menfez mesela kulaktır. Tabii bir menfezdir. Oradan bir şey koysan içeriye bedenin içine gidebilir. Ön yoldur, arka yoldur. Yani bu tür bir menfez olmadıktan sonra bedenin içerisine ki özellikle deri üzerinden bedenin içine bir şeyler ulaşıyorsa bu kesinlikle orucu bozmaz diyorlar. İmameyn'in görüşü budur. Ama normal krem kullanma yara durumu söz konusu değilse dediğimiz gibi krem kullanma ittifakla orucu bozmaz. Evet. Allah razı olsun hocam. Cümlemizde. Şimdi her sene Ramazan ayının başlangıcında olan bir soru var. Efendim söyleyeyim büyük bir sıkıntı haline getiriyor bazıları. Ramazan ayı ve bayramlar hakkında hangi kurumun açıklamasına itibar edilmelidir? Ya. Kime itibar edeceğiz hocam? Evet. Şimdi gerçekten İslam aleminde tartışılan bir konudur bu. Zaten ulema arasında da tartışılan bir konu şu manada. Hilal yani evet. Bir ayın girdiğini gösteren hilali görmekle mi bir aya, kameri bir aya girilir? Yoksa hesapla mı kameri bir aya girilir? Evet. Bazıları hilalin görülmesiyle kameri aya girilir derken bazıları günümüzde hesaplama sistemleri çok ileri dereceye varmıştır. Dolayısıyla hesaplama sistemiyle de girilebilir denilmektedir. Dolayısıyla bu tartışma var. Evet. Ben Türkiye'deki uygulamadan da bahsedeceğim inşallah Diyanet'in uygulamasından. Bu tartışma var. Bu tartışmaya göre bir bölgede hilali gözetlerler ve hilali yani ayın hilalini gördüklerinde derler ki bu ay girmiştir. Ve oradaki insanlar da ne yaparlar? Oradaki insanlar da Ramazan orucuna başlarlar veya bayramı yaparlar sonuna doğru. Ondan sonra Şevval ayı geliyor Ramazan'dan sonra biliyorsunuz. O ayın hilalini görmekle. Hilali gözetleyenler bulundukları yerde bunu yapabilirler. Bunda hiçbir mani yok. Ama özellikle bu kış mevsimine geldiği zaman da bizim coğrafyada hilali gözetleme gerçekten zor bir konudur. Onun için biz kardeşlerimize Ramazan orucu hakkında özellikle bulundukları yerdeki yetkili kişilerin vermiş oldukları hükme göre hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Mesela Ramazan'dır. Siz Ramazan'dan birkaç gün önce Ramazan'ı Kabe-i Şerif'in yanında bulunmak üzere gittiniz. Orada tutacağım Ramazan'ı dediniz. Oradaki idarenin vermiş olduğu bilgi neyse ona göre hareket edin. Ülkemizdesiniz, Türkiye'desiniz. Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda Allah razı olsun. Gerçekten hem hesap işini önceden biliyoruz. Takvimlerde var zaten. Şu gün şudur, şu gün şudur diye Ramazan'ın başladığı gün olarak da belirtiliyor. Ama bununla yetinmiyorlar. Hilalin gözetlenebileceği ülkelere de insan gönderip
hilal gözetleme işini de yapıyorlar. Allah razı olsun. Bu dini bir vazife yapıyorlar. Çok güzel bir şey. Dolayısıyla bu ülkede bulunan kardeşlerimizin kargaşaya mahal vermeden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda vermiş olduğu bilgiye itimat etmelerini söylüyoruz. Biz de öyle davranıyoruz zaten. Allah tüm kardeşlerimize kolaylık versin bu kargaşalı konu hakkında. Evet, Allah razı olsun. Cümlemizden. Bu güzel ifadeleriniz, güzel açıklamalarınız için Allah sizden razı olsun. Hocam, şimdi bir diğer sorumuz, bu da Ramazan'ın meşhur sorusu. İğne kullanmak orucu bozar mı? En çok sorulan sorular hakikaten. Evet. Ramazan'da iğne vurulsa kişi orucu bozulur mu? Şimdi İmam-ı Azam'la İmameyn arasında ihtilaflı olan bir konudur bu. Evet. Çünkü İmam-ı Azam diyor ki bedenin içerisine tabii iyi bir yol olmasa da iğnenin açtığı gayri tabii bir yoldur bu. İğne bir yol açıyor. Evet. Siz oradan bir sıvıyı bedenin içerisine zerk ediyorsunuz. Dolayısıyla evet, bedenin içerisine bir şey giriyor. Bu kesin. Evet. Bundaki bir şeyin ihtilafı yok zaten. Ama bu nereden giriyor? Tabii olan bir yoldan mı giriyor? Yani kulaktan mı giriyor mesela? Arka yoldan şırınga yaptırıyorlar bazıları hastalıktan dolayı. Öyle bir şey mi bu? Yok, tabii yoldan girmiyor. İğnenin açmış olduğu yoldan bedenin içerisine giriyor. İşte bu noktada İmam-ı Azam'la İmameyn arasında, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed arasında ihtilaf var. İmam-ı Azam diyor ki bedenin içine velev ki tabii yoldan olmasın. Herhangi bir menfezden, iğnenin açtığı menfez olsun yani. Bir şey girerse, bedenin içine girerse o şey, o orucu bozar diyor. Şimdi İmameyn de diyor ki hayır bozmaz. Bedenin içine giren şeyin tabii yollardan girmiş olması lazım diyor. Onu söylüyor. Bunu bir söylemiş olalım önce. Bir de şunu da diyelim tabii, buraya ekleyelim. Bu noktada tercih edilen görüş mezhepte İmam-ı Azam'ın görüşüdür. Evet. Ancak adam şeker hastası, insülin vurulması gerekiyor Ramazan'da veya başka bir hastalığı var, iğne vurulması gerekiyor. Böyle bir insana da İmameyn'in görüşünü fetva olarak veririz. Çünkü meşakkat var yoksa ötekinde İmam-ı Azam'ın görüşünü ona fetva olarak verecek olursak. Evet. Yani böyle bir zorunluluk hali varsa, iğne vurulmak zorundaysa bir insan, o kardeşimize İmameyn'in fetvasını vererek orucunu tutsun, o iğneden dolayı orucu bozulmaz deriz, kazaya da gerek yoktur deriz. Evet. Ama hiç böyle bir durum yok, zorunluluk da yok. Böyle bir ağrı geldi bana, hemen bir iğne vurulayım da geçsin şeklinden bir şey ise o zaman güne gün kaza edecektir. İmam-ı Azam'ın görüşüyle orada fetva veririz. Peki. Allah razı olsun hocam. Cümlemizde. Şimdi bir de bu iğne demişken, Ramazan'da hastane randevusu olan kimse nasıl davranmalıdır? Tabii. Şimdi hastaneden randevu almak da şimdi kolaylaştı gerçi. Eskiden çok daha zordu da şimdi evet, biraz daha elhamdülillah kolaylaştı. Tabii ki bu tür soruya cevap vermek için evvela şunu ifade etmemiz lazım. Muayene olacak doktora gittiği zaman. Muayene olması, muayenenin değişik şekilleri var tabii ki. Orucu evet, bozacak şekilde de muayene olabilir. Evet. Mesela bazen arka yoldan bir takım şeyler veriyorlar muayene gayesiyle. Evet. O tür bir şey ise o orucu bozacaktır. Evet. Eğer bir zaruret, zorunluluk yoksa, yani tehir etmekten dolayı kendisine böyle ağır bir zarar gelmeyecekse, öncelikle o kardeşlerimize tavsiyemiz bunu tehir edin. Yani Ramazan'dan sonraya veya akşamla imsak arası yapma durumu varsa o oraya aktarın. Acilden bahsediyorum. Oraya nakledin. Yani oruçlu iken gidip muayene de eğer orucunuzu bozacak bir şekildeyse onu tehir etmenizi tavsiye ederiz biz. Diyoruz kardeşlerimize. Bu kardeşlerimize de, bizi dinleyen kardeşlerimize de aynı şeyi tavsiye ediyoruz. Ancak hakikaten gerekli bir muayene ise, olması gerekiyorsa, zorunlu ise tabii ki bu kardeşimiz gidip muayenesini olacaktır. Normal orucuna niyet etsin bu kardeşimiz muayeneye gitmeden önce. Çünkü gider muayene olamaz, en azından orucunu tamamlar. Niyet etmeden orucu olmaz. Onun için normal oruca niyetini yapsın, muayeneye gitsin, muayenesini olsun. Eğer muayene olamazsa veya muayene olur, muayene orucu bozacak mahiyette bir muayene değilse hiçbir sorun yok. Kardeşimiz oruçludur. Orucunu bozacak şekilde bir muayene ise gününe gün gerekecektir. Yapacak da başka bir şey yoktur. Rabbim tüm hasta kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet versin. Amin. Allah razı olsun hocam.
Şimdi bir sorumuz daha var hocam. Niyet etsin dediniz ya. Ramazan-ı Şerif'te Ramazan orucuna ne zamana kadar niyet edilebilir? Şimdi oruçta niyet konusu aslında iki kısımda ele alınıyor. Biri Ramazan orucuyla nafile oruçlar, bir de kaza orucu. Ve adanmış olan oruçlar da buraya ekleyebiliriz. Şimdi konumuz tabii ki Ramazan orucu. Evet. Ramazan orucunda niyet, evvela şu niyetin ne olduğunu bir söyleyelim ama. Evet. Niyet azmül kalptir. Kalbin kastetmesidir. Evet. Dille söylemek değildir ha. Evet. Yani halkımız genelde niyeti dille, ya Rabbi niyet eyledim yarın senin rızan için oruç tutmaya, böyle genelde niyet eder. Bunu dille söylemek şart değildir. Kalbinizde yarın oruç kastı varsa, onu kastettiğinizse siz niyet ettiniz zaten. Evet. Niyetin evvela kalbin kastı olduğunu bir söylemiş olalım. İkinci olarak Ramazan orucunda niyetin bir ilk vakti var, bir de tabii son vakti var. Evet. İlk vakti Ramazan orucunda, nafile oruçlar da böyledir ama ben Ramazan'dan gideyim. Ramazan orucunda akşam ezanı okundu, yani akşam namazının vakti girdiği an, ertesi gün o gelecek olan günün orucuna niyet etme vakti girmiştir. Evet. O andan itibaren kişi niyet edebilir. Yani kalben ben yarın oruçlu olacağım diyebilir, kastedebilir onu kalbiyle. Böylece niyet etmiş olur. Diyelim ki yapmadı. Ne zamana kadardır bunun süresi? Süresi, biz bir şer'i gündüz var. Şer'i gündüz dediğimiz infak vaktinden akşam vaktine kadar olan zamandır. Evet. Biraz gribim, hakkınızı helal edin. Helal olsun hocam. Akşam vakti dediğimiz gibi, niyetini yapabildiği gibi, şer'i gündüz dediğimiz imsak vaktinden akşam vaktine kadar olan vakti şöyle bir çerçeve içerisine koyalım. Diyelim ki 14 saat. Evet. Bunu ikiye bölelim. Ne yapar yarısı? 7 saat. İmsak vaktinden sonraya 7 saati ekleyin. Ondan bir an öncesine kadar Ramazan orucuna niyet yapılabilir. Nafile oruçta da öyledir. Burayı kardeşlerimiz güzel anlasınlar. İmsak vaktinden akşam namazı vaktine kadar olan şer'i gündüz dediğimiz bu vakti 14 saat olduğunu farz ediyorum faraza. Bunu ikiye bölün, 7 saat. İmsak vaktinden sonraya 7 saati ekleyin. Onun hemen öncesine kadar Ramazan orucuna niyet edebilirsiniz. Tabii ki şunu da ekleyelim oraya. O niyet edeceğiniz vakte kadar asla oruca aykırı bir fiilde de bulunmamanız lazım. Evet. Ne hatayla ne başka bir şekilde, hiçbir şekilde oruca aykırı bir fiilde bulunmamanız lazım. Onu da oraya eklemiş olalım. Niyetin vakti bu. Yani Ramazan orucunda niyeti kişi böyle yapar. Bu vakitler içerisinden bir içinde yapar. Bunun yanında kaza orucu var. Kaza orucunda imsaka kadardır. İmsaktan sonra niyet olmaz. Onu da ifade etmiş olalım. Allah Teala tüm kardeşlerimize Ramazan-ı Şerif'te hakikaten bunlara dikkat ederek, ki inşallah devam edeceğiz bu sorulara, cevaplara, Allah nasip ederse kısa kısa anlatmaya çalışacağız. Rabbim herkesten razı olsun. Allah sizden de razı olsun hocam. Cümlemizin Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Amin. Allah tamamını erdirsin inşallah. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun efendim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.